Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, Dini Gündem'den, Diyanet Televizyonu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününde kıymetli hocalarımızla birlikte tekrar hanelerinize misafir olduk. Efendim, bu akşam Kadir Gecesi'nin fazileti ve önemi hakkında konuşacağız. Efendim, Ramazan-ı Şerif'i beklerken, Ramazan-ı Şerif hızlı hızlı geçmeye de başladı. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak nitelenen bu ayın artık son dilimine doğru girmeye başladık. Tabii Kadir Gecesi'nin kokusu da bu günlerde hissediliyor. O yüzden kıymetli hocalarımızla birlikte inşallah bu akşam Kadir Gecesi hakkında konuşacağız. Efendim, Cenab-ı Allah öncelikle bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin diyelim. Bu güzel ayda yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul eylesin ve hepimizi inşallah cennetine layık kulların arasına dahil eylesin diye evvel emirde duamızı da yapmış olalım. Efendim, bu akşamki konuklarımız Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımız Doktor Bahattin Akbaş ve Doktor Yaşar Seracettin Baytar hocalarımız. Efendim, kendilerine ben şimdi hemen hoş geldiniz diyerek bir an önce programı başlatmayı arzu ediyorum. Seracettin hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Mustafa hocam. İnşallah teşekkür hocam. Ediyorum, hamdolsun. Hocam, Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyor? Gayet iyi, hamdolsun. Cenab-ı Allah tekrarına erdirsin inşallah. İnşallah. Bahattin hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Siz inşallah hocam. Hoş bulduk, hocam. Hamdolsun. Ben de Ramazan ayının hakkımızda, bütün alem-i İslam hakkında hayırlara vesile olmasını, özellikle Kadir Gecemizin bereketli olmasını inşallah hocam hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. İnşallah hocam. Şimdi hocam, tabii Kadir Gecesi çok önemli bir gece. Belki gecelerin sultanı, ayların sultanı Ramazan'dı, gecelerin sultanı da Kadir Gecesi. Öncelikle hocam, Kadir Gecesi deyince nasıl bir geceyi biz tasavvur ediyoruz? Kadir Gecesi tanımlaması neyi ifade ediyor? Ve Kur'an-ı Kerim'de de bir Kadir Suresi var ya hocam. Bu sureyi bize, evvel emirde bu sureyi bir anlatsanız. Evet, Cenab-ı Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Elbette Kur'an-ı Kerim'in 114 sureden oluştuğunu biliyoruz. Evet hocam. Fatiha ile başlayan Kur'an-ı Kerim 97. suresi Kadir suresi diye anılır. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın inmeye başladığı, indirildiği gece olması hasebiyle bu geceye müstesna bir değer vermiştir. Ve bu gecenin o kadar değeri vardır ki İslam dininde, Allah indinde ve biz Müslümanların indinde Cenab-ı Allah müstakil bir sure ile bu geceyi taltif etmiş. Evet. Gecenin önemini Kur'an-ı Kerim'de biz Kadir suresinde görüyoruz. Aynı zamanda Duhan suresinde de, Duhan suresinin başında da Rabbimiz Kur'an'ın indirildiği geceye atıfta bulunmuştur. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Rabbimiz tekitle birlikte biz andolsun muhakkak ki vurgu, güçlü bir vurguyla onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Evet. Kur'an'ın Kadir gecesinde inzal olunduğunu, indirildiğini beyan ediyor. Elbette zamanlar içerisinde meydana gelen hadiselerle değer, kıymet, mana kazanır. Bu geceye baktığımızda da onu değerli kılan Kur'an-ı Kerim'in indirilmesidir. O gecede beşeriyeti zulümattan, her türlü karanlıklardan kurtaran, insanlığa aydınlığı, nuru getiren, hakkı batıldan ayıran, Furkan olan Kur'an çünkü inmeye başlamıştır. Elbette Cenab-ı Allah bu geceye işaret ediyor ayet-i kerimesinde, Kadir suresinde. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. O gece ki, Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selâm. O gece her türlü iş için melekler, Cebrail aleyhisselam ve melekler iner. Evet. Fecir vaktine kadar, fecre kadar, sabah aydınlığına kadar selamdır. Selamet, esenlik için yeryüzüne inerler, dünya semasına tecelli ederler. İşte bu gecenin hürmetine, feyzine insanlara düşen de, bizlere düşen de bu müstesna zaman diliminde hakkı batıldan ayıran, bize iyiyi, kötüyü, hayırı, şerri, doğruyu, yanlışı öğreten
Rabbimizin bizlere bir tenezzül buyurmak suretiyle vahyettiği ilahi vahyi rayından çıkan, doğru yoldan sapan insanlığa bir hidayet, doğruluk rehberi, bir reçete babında o muhkem ve şifa, gönüllere şifa olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu gecede selamet diliyor Rabbimiz. Evet. Melekleri dolayısıyla selamet, selam indiriyor. İşte bizlere düşen de bu müstesna zamandan, bu geceden, gecenin akabindeki gündüzünden Rabbimize yönelmek suretiyle istifadedir. Evet. Kur'an'a yönelmektir. Şimdi Bahattin Hocam, dediniz ya biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik diye. Bakara suresinde de biraz önce mealini vermiş olduğunuz ayet-i kerimede Rabbimiz Ramazan ayından bahsederken o günde hakkı batıldan ayıran Kur'an'ın indiğinden bahsediyor. Hocam bu iki ayeti birleştirdiğimizde Kadir Gecesi'nin Ramazan-ı Şerif'in içinde olduğu da kendiliğinden değil mi ortaya çıkmış oluyor? Elbette. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet Buhari ve Müslim'de yer alıyor. İlk vahyin indiği Alak suresinin ilk ayetleri, ki bu ayetlerin Ramazan'ın 27. gecesi, evet, indirildiği ifade ediliyor. Ümmühat-ı Müminin, Peygamberimizin mübarek eşlerinden ve müminlerin annelerinden Hazreti Ayşe validemiz, Kur'an'ın ilk ayetlerinin, inen ilk ayetlerin, ki Alak suresi biliyoruz, evet, Ramazan'ın 27. gecesinde tekabül ettiğini ve bu gecenin de Kadir Gecesi olduğu hususunda İslam alimlerinin geniş bir ittifakı vardır. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Evet. Kur'an ayı olan Ramazan'da inmeye başlamıştır. Kur'an ayı, ki işte ondan dolayı da mübarektir, yücedir, âlidir. Yine Duhan suresinin başında ayetlere baktığımız zaman Hamîm vel kitâbil mübîn. Cenab-ı Allah kitaba, Kur'an-ı Kerim'e de kasem ediyor, yemin, evet, ediyor. Değerli şeylere, kutsi şeylere, hı hı, önemli şeylere kasem edilir, yemin edilir. Kur'an-ı Kerim'e, kitaba Cenab-ı Allah dikkatlerimizi çekiyor. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor. Evet. İnna enzelnahu fî leyletin mübareketin innâ kunnâ müzirîn. Ve insanları uyarmak için, değil mi? İnzar. Yani insanlar niçin var? Niçin bulunuyor? Nereden geldi? Nereden geldik? Niçin varız? Gidiş nereye? Var oluşun manasını bizlere anlatan, bildiren ve insanları uyarıcı olan kitabı indirdi ki o geceye Cenab-ı Allah yemin etmiş, kasem, evet, etmiş. Dolayısıyla Kur'an'ın indirildiği gece, Kadir Gecesi böyle müstesnadır. Çünkü beşeriyeti, insanlığı doğru yola sevk eden, evet, bizi gönlümüzü huzura sevk eden, insanları kurtuluşa eriştiren kitaptır. Çünkü o Allah'ın sözüdür. Kur'an'ın inmeye başladığı, indirildiği gece nedir? Elbette en yüce bir gecedir. En kıymetli gecedir. Onun için bin aydan hayırlıdır. Ki bazı alimler bunun lafzi olduğunu ve bin aydan daha hayırlı olması, biliyorsunuz, evet, 83 yıllık bir ömre tekabül ediyor. Bazıları kinaidir demişlerdir. Yani çok çok daha hayırlıdır. Yani içinde Kadir Gecesi olmayan gecelerden daha hayırlı. Gecelerden çok daha hayırlı. Şimdi hocam, Peygamber Efendimiz'in o risalet hayatı boyunca 23 yıllık süreçte inmeye, nazil olmaya devam etti. İnşallah ondan sonraki süreçte de müminler o Kur'an-ı Kerim'i kendi gönüllerine inzal ederek Allah'ın istediği doğrultuda bir hayat yaşamaya önem göstermeleri gerekir. Şimdi hocam, Kadir Suresini okuyunca oradan bize iki ayet-i kerime okudu hocamız. Onlardan bir tanesi Leyletul Kadri hayrun minel fişer. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı dedi. Kısmen Bahattin Hocam değindi hocam. Hem bunu nasıl anlamak gerekir? Bunu sormak istiyorum. Bir de meleklerin inmesinden, Cebrail'in inmesinden de bahsetti ya hocam. Evet. Acaba nasıl bir esenlik, nasıl böyle bir manevi havası var bunu? Bu ayet-i kerimeleri nasıl anlamalıyız? Evet Sayın Hocam, ben de değerli izleyicilerimizin Ramazan ayının bereketli geçmesini niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah ağız tadıyla, gönül huzuruyla hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramı idrak etmeyi, amin, tekrar tekrar önümüzdeki yıllarda da Ramazan ayına sağlık afiyet içerisinde ulaşmayı, hı hı, tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. İnşallah. Bahattin Hocam güzel giriş yaptı. Tabi Kadir Gecesi deyince biz Kur'an'ın nazil olduğu gece olarak biliyoruz. Kur'an'ın nazil olmasıyla
şöyle bir zihin jimnastiği yaptığımız zaman neler olduğunu birbiriyle bağlantılı, yani bu geceyi sizin ifade ettiğiniz gibi gecelerin sultanı kılan şeyin ne olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Kur'an-ı Kerim ilahi kelam, Allah'ın ilahi mesajı, son dininin son vahyi. İnsanlıkla buluşuyor o gece. Evet. Peki ilk vahiy geldiği zaman Mekkeli Muhammed İbni Abdillah hangi sıfat almış oluyor? Peygamber oluyor. Yani Kur'an'ın nüzuluyla Resulullah, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in risaleti, nübüvveti başlamış oluyor. Peki bu başlangıç ne ifade ediyor? Cenab-ı Allah'ın Hazreti Adem'le başlayan o ilahi İslam dininin son halkası olan ve bizim de mensup olduğumuz İslam dini Efendimiz'in nübüvvetiyle, risaletiyle son kez hayata geçmiş oluyor. Yani demek ki Kur'an'ın bir anlamda doğuşu, Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin doğuşu, aynı zamanda İslam'ın doğuşu. Yani o gece, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan bu güzelliklerin hepsinin bir arada olması. İndiği kişiyi peygamber yapıyor, indiği geceyi bin aydan hayırlı yapıyor. İndiği, indirildiği ümmeti Cenab-ı Hakk'ın ayette ifade ettiği gibi كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Sizler insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor. Bakın İslam ümmetini Kur'an-ı Kerim'e mensup olmamız, yani o dinin mensupları, o kitabın takipçileri, ona inananları olarak bizi Cenab-ı Allah diğer ümmetlerin içerisinde de en hayırlı ümmet kılmış oluyor. Aynen. Böylesine mükemmel bir gece. Bu güzellikler, bu özellikler hepsi Kur'an'dan kaynaklanıyor. Peki Kur'an bizim için ne anlam ifade eder? Onu da Bakara suresinin ilk ayetinden anlıyoruz. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Takva sahibi olan insanlar için bir hayat rehberidir. Yani dünya hayatını Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde yaşama kılavuzu ve bu yani yaşadığımız takdirde de ahirette ebedi saadeti elde etmemize yardımcı olacak bizim en büyük rehberimiz. Evet. Aynı şekilde Ramazan ayında Kur'an'ın indiğini ifade eden ayette de bu Bakara suresinin 185. ayeti Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs. Orada da tüm insanlık için bir rehber, bir hayat kılavuzu, bir hayat reçetesi olduğundan bahsediliyor. Yani demek ki can kurtarıcı bir şey. Evet. Bir ömrü, işte hayrun min elfi şer ifadesi bin aydan daha hayırlıdır. Bunu matematiğe vurduğumuz zaman 84 yıl 4 aya tekabül ediyor. Yani uzun ömürlü bir insanın yaşayabileceği bir ömre bedel. Niçin böyledir? Çünkü insan o Kur'an'la, ilahi mesajla tanıştığı zaman efendim hem dünya hayatını mamur etmiş hem de o sınırlı süreyle ebedi bir hayatı kazanmış olabilir. Evet, buradaki bin aydan hayırlı olma ifadesi gerçek anlamda algılanabilir. Yani hocamın da ifade ettiği gibi kinaye olarak da algılanabilir. Her iki durumda da sonuç değişmiyor. Bu şu demektir: bu geceyi hakkıyla değerlendirip o gelen ilahi mesajla tanışıp ona göre hayatımızı dizayn edip eğer biz Cenab-ı Hakk'ın istediği bize hayat reçetesi, rehberi olarak sunduğu Kur'an-ı Kerim'e uygun bir hayat yaşar isek bizim için bu bir ömre bedel. Efendim o ömürle kazanılmış kinaye anlamda da ömürlere bedel bir anlam ifade etmiş olur. Evet. Peki hocam bu gece de meleklerin inmesi ne evet ifade eder? Tabii meleklerle ilgili açık ifade var. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min külle emrin selam. Şimdi bu gecede meleklerin inmesi ilahi rahmetin, mağfiretin, inayetin o geceyi ihya eden, değerlendiren kulların üzerine sağanak sağanak indirilmesi, evet, ve bu melekler vasıtasıyla geceyi değerlendiren insanların mallarına, canlarına, evlerine, işlerine bereketin melekler vasıtasıyla taşınmasını ifade eder. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın dualara icabet etmesi, isteyene istediğini vermesi, tevbe istiğfar edenlerin tevbelerini ve istiğfarlarını kabul etmesi, onlara rahmetiyle, bereketiyle muamele etmesi şeklinde yorumlanmış. Melekler de bunları efendim temsilen gönderildiği şeklinde tefsirler, yorumlar mevcuttur. Yani bütün bunlar hocam esasen bu gecenin
ne kadar önemli Tabii. ve bereketli bir gece olduğunu ifade ediyor. Zaten Seracettin Hocam ve medrake ma leyletul kadr. Sen nereden bileceksin? Nereden bileceksin deyince Cenab-ı Allah belki de bunun ne kadar bereketli olduğunu değil mi ifade Tabii. etmiş oluyor. Evet. Şimdi hocam hakkında bir sure var dedik. Bu Kadir Gecesi hakkında ve onu siz biraz önce bizlere de okudunuz, manasını da verdiniz. Peki Bahattin Hocam, acaba sünnet ve hadislerde Kadir Gecesi'nin önemi, feyzi, bereketi hakkında böyle anekdotlar, rivayetler var mıdır? Ve bir de şunu da çokça merak ediyoruz. Acaba asıl saadette bu geceye nasıl önem veriliyordu, neler yapılıyordu? Elbette saadet devri Peygamber Efendimiz'in ve onun ashab-ı güzini, onu görmek, onunla sohbet etmek, ayrıcalığına sahip olan İslam'ın ilk neslinin yaşadığı zaman dilimini temsil ediyor. Ve en güzel örnek Allah Resulü'nü görmek. Onun İslam'ı nasıl yaşadığını, Kur'an'ı nasıl hayatını aksettirdiğini gören ilk nesil. Peygamber Efendimiz 3 ayların daha girişiyle birlikte değil mi? Allah'ım Recep ve Şaban'ı bana mübarek eyle, bereketli evet. kıl, beni Ramazan'a eriştir. Daha 3 ayların başında, 3 aylar gelmeden bu müstesna zaman diliminin özlemi, hasreti içerisinde ki diğer aylardan daha müstesna özelliklere sahip. Başka zaman cömert, daha çok Allah'a yönelen Allah Resulü, bu aylarda çok daha cömert. Hele Ramazan girdiği zaman çok daha cömertti. Çok daha Allah'a ibadete, tazime, kullukta, tesbihatta, istiğfarda böyle alabildiğine Allah Resulü kendisini vermiş. Onu gören ashabı da aynı şekilde Resulullah'tan görerek onlar İslam'ı yaşadılar. Sadece ayetlerin, vahyin inişine, inzaline tanıklık etmediler. Allah Resulü'nün hadislerini duymak, onun yaşadığı Müslümanlığı görmek, bizzat görmek suretiyle bu imtiyazı da sahip oldular ve daha sonraki nesillere ashab-ı güzin, tabiine, tabi'in, tebe-i tabi'ine bu güzellikleri aktardılar. Allah Resulü Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirme azminde, geceleri kıyamda evet. ki öyle buyuruyor. İnanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını geçiren, geçmiş günahları bağışlanır. Yine kim inanarak ve samimiyetle, içtenlikle Allah'a yönelerek Kadir Gecesi'ni değerlendirirse onun geçmiş günahları bağışlanır diyor Allah'ın Resulü. Ve kıyamı tavsiye ediyor yani. Kadir Gecesi'nde kıyama dur. Allah Resulü'nün bir özelliği daha vardı ki, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Kur'an kalplere şifa, gönüllere deva. Evet. İçerisinde Kur'an olmayan kalp harap olmuş, virane olmuş bir yerdir. İçerisinde Kur'an okunmayan haneler virane olmuş yerler hükmündedir diyordu. Maalesef. Onun için Kur'an'a daha çok yöneliyor. Ve Cebrail aleyhisselam ile, vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile her yıl Ramazan ayında gelen vahiyleri tekrar ediyorlar. Değil mi? Mukabele geleneği buradan geliyor. Doğuyor. Kur'an'a daha çok önem veriyordu. Mukabele. Aynı zamanda Allah Resulü son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayın. Tekli gecelerde arayın buyurmuşlardır. Yine Allah Resulü itikafa girmiştir. Değil mi? Ramazan'ın son 10 günü. Hazreti Ayşe validemiz buyurmuşlardır. Ya Resulallah ben Kadir Gecesi'ne denk gelirsem ne yapayım? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni de ya Ayşe. Yani Allah'ım, ey yüce Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affeyle, beni bağışla, günahlarımı affeyle. Dolayısıyla böyle af, istiğfar talebinde bulunuyor Peygamberimiz ve Hazreti Ayşe validemiz ve ondan hareketle tüm ümmetine, bizlere istiğfarda bulunmayı. Allah'ın rahmeti, affı boldur. Onun affı, gazabını aşmıştır. Cenab-ı Allah Rahman, Rahim'dir. Merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki siz Allah'a iltica edin, sığının, affından, mağfiretinden istifade edin. Peygamberimiz ki değil mi? Günde ben
en az 70 kez Rabbime iltica eder, sığınır, ondan bağışlanma dilerim. Ki yine bir hadiste Allah Resulü, geçmiş ümmetlerin ömürleri uzundu. Uzun ömürlü olmaları hasebiyle daha çok sevap kazanmaları, daha çok hayırlı işler yapmaları mümkündü. Benim ümmetimin ömrü o kadar değil. Ancak Kadir Gecesi'nde insanlara 83 yıla tekabül eden bir zaman dilimi, bir bereket zaman içerisinde bir zaman bahşedilmiştir. Benim ümmetime de Kadir Gecesi lütfedilmiştir. Dolayısıyla bu 83 yıllık bir ömür yaşamış ve değerlendirenler için böyle bir fırsat ortaya çıkmıştır. Yeter ki biz tövbe ile Allah'a yönelelim, istiğfar edelim, geceyi ihya, idrak edelim. Kur'an'la özellikle, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kardeşlerimiz, peygamberimiz ki bu gecede kıyamı çokça tavsiye etmiştir. Namaza durarak Allah için, bu kaza namazı olur, başka nafile namazlar olur. Peygamberimiz Kur'an okuyacağı zaman namaza duruyor daha çok, değil mi? Evet. Namazda Kur'an okuyor. Yani uzun uzun Kur'an okumaları var ve bunu namazda yapıyor. Namazda ezbere bilen kardeşlerimiz ne yaparlar? Allah için kıyama durup geceyi idrak babında Fatiha'yı mütakiben bildikleri sureleri okurlar. Kur'an okumuş olurlar. Ayrıca bunun dışında da Kur'an okumak, değil mi? Kur'an'ın indirildiği geceyi idrak babında önem arz ediyor. Önemlidir. Şimdi hocam tabii bu geceyi böyle ihya ederken dediğiniz gibi Peygamber Efendimizin bizlere yapmış olduğu tavsiyeleri çokça dikkate almak gerekir ve onları yaparak da Cenab-ı Allah'ın rahmetini kazanmaya vesile olur diyelim. Bununla beraber Seracettin hocam, şimdi Ramazan-ı Şerif'in içinde Kadir Gecesi'nin hangi güne tekabül ettiği ile alakalı farklı rivayetler de görüyoruz. Bu rivayetleri hocam öncelikle nasıl anlamalıyız? Evet. Şimdi Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu ayetle sabit. Çünkü şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyyinâti minel huda vel furkan. Sadakallahu lazim. Bakara suresinin 185. ayet. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyla doğruyu eğriden ayırt etmenin delillerinin içerisinde apaçık delillerinin bulunduğu Kur'an'ın indirildiği aydır buyuruyor. Yine Kadir suresi İnna enzelnahu fi leyletil kadir ayet-i kerimesi de apaçık bir şekilde Kadir gecesinde indirildiğini ifade ediyor. Evet, Ramazan ayı Bakara suresindeki ayetle ifade edildiği üzere Kur'an'ın içerisinde indirildiği ay, Kadir gecesi de demek ki Ramazan ayı içerisinde. Şimdi peki hangi gecesi? Bununla ilgili farklı rivayetler var. Bahattin Bey'in de işaret ettiği gibi Efendimiz'den özellikle Ramazan ayının son 10 gecesinde, son 7 gecesinde veya son 10 gecenin tekli olanlarında Kadir gecesinin aranmasına yönelik Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinin olduğunu biliyoruz. İşte teharrav leyletel kadri fil aşril evâhiri min Ramazan. Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gecesinde arayınız buyuruyor. İşte bir başka hadiste teharrav leyletel kadri fis seb'il evâhiri, son 7 gecede arayınız. Yine teharrav leyletel kadri fil vitri minel aşril evâhiri min Ramazan, son 10 gecenin tekli gecelerinde arayınız buyuruyor. Leyletül kadri fil vitri minel aşr şeklinde rivayette var. Yani son 10 gecenin tekli olanlarındadır. Evet. Bunların yanı sıra 27. gecede olduğuna dair de müstakil rivayetler mevcuttur. Mesela bunlardan bir tanesi Zir bin Hubeyş isimli bir sahabi diyor ki ben Ubey bin Kaba İbni Mesud'un şöyle dediğini aktardım diyor. Ne demiş? İbni Mesud buyuruyor ki işte yılın tüm gecelerini değerlendiren bir insan Kadir gecesini idrak eder deyince bu sefer Ubey bin Ka'b cevabı beğenmiyor herhalde. Kendisi diyor ki Allah'a yemin olsun ki Kadir gecesi diyor Ramazan ayındadır. Kadir gecesi Resulullah'ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O gece de Ramazan'ın 27. gecesidir diyor. Yani nokta atışıyla Ramazan ayının 27. gecesinde olduğunu Ubey bin Ka'b Zir bin Hubeyş isimli sahabeye bildiriyor.
İşte onun alametleriyle ilgili de sabahleyin diyor, onun güneş doğduğunda onun beyazlığı gözleri almayacak şekildedir ışıkları şeklinde bir tasviri de var. Yine Buhari ve Müslim'de geçen Hazreti Ayşe'ye nispet edilen bir hadis-i şerifte de yine Peygamber Efendimizin ilk vahyi Ramazan'ın 27. gecesinde aldığı ifade edilmektedir. Buradan da vahyin ilk indiği gecenin Kadir gecesi olması hasebiyle 27. Ramazan'ın 27. gecesi olduğunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde müstakil bir takım rivayetler de var. Abdullah İbni Ömer mesela diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın. Evet. Şimdi bu rivayetlerden biz daha çok Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesi olduğu yönünde bir genel kabulün olduğunu görüyoruz. Ancak son 10 gecede, son 7 gecede veya son 10 günün tekli gecelerinde olduğu şeklindeki rivayetleri de bir arada düşündüğümüz zaman buradan şunu çıkarabiliriz. Yani Ramazan'ın son 10 gününü her geceyi Kadir gecesi bilerek değerlendirmek gerekiyor. Zaten bu şekilde belki de biraz böyle müphem bırakılması, meçhul bırakılmasının hikmeti şu olsa gerek. Yani insanlar böyle tek bir gece olarak bilmiş olsalar o gece kazanacakları sevaplara itimat ederek, güvenerek diğer zamanlarındaki kulluk görevlerini belki ihmale yönelebilir, yeltenebilirler anlayışıyla biraz böyle meçhul bırakılmış. Aynen. O yüzden Ramazan'ın belki de tamamının bu şekilde bu anlayışla değerlendirilmesi adına önemli. Peki Seracettin Hocam, hani Peygamber Efendimiz de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girermiş ya. Tabii. Kendini ibadet hasedermiş, Bahattin Hocam da bahsettiler. Peki hocam bununla bunun arasında bir ilişki var mıdır böyle? Elbette ki nübüvvetin başlangıcı da zaten Peygamber Efendimizin bir nevi itikafta olduğu bir döneme denk geliyor. Yani evet. Peygamber Efendimiz vahye hazırlanırken de Cenab-ı Allah tarafından Cenab-ı Hakk'ın ilahi yönlendirmesiyle Hira mağarasında Rabbi ile baş başa kalır, tefekkür ederdi. İnsanlığın gidişatını düşünürdü. İçinde derinleşirdi. Yani vahiyden önce de biz bu itikaf diyebileceğimiz yalnızlığı, uzleti güzel bir nebevi bir ibadet, tabi peygamberlik öncesinde ibadet diyemeyiz ama Peygamber Efendimizin bir adeti olarak görüyoruz. Bunu maalesef günümüzde insanoğlu biraz böyle gaflet unsurlarıyla kuşatılmış bir vaziyette. En çok nefes alamadığımız, yani iletişim vasıtaları, insanı meşgul eden, ilgisini, algısını çeken, celbeden çok sayıda çeldirici unsurlarla kuşatılmış, boğulmuş durumdayız. Özellikle itikafa, uzlete, yalnız kalmaya, biraz insanın kendi içine, özüne dönmeye günümüz insanının, bu 21. yüzyıl insanının adeta böyle ilaç gibi ihtiyacı var. Yani buna biz Müslümanlar da bu Ramazan ayının özellikle son 10 gününde Peygamber Efendimizin ifa ettiği bu itikaf ibadetiyle ruhumuza nefes aldırmaya, biraz kendimizi dinlemeye, ben neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, amacım ne? Yani yaş, işte her gün insan ömrü bir kum saati gibi düşünülecek olursa her gün bir kum tanesi misali o günler, dakikalar düşüyor. Yani ömrümüzden gidiyor sermaye, bir buz kalıbı gibi güneşin önünde eriyor. Bu gidişler hep bizim ömrümüzden gidiyor. Yani şair, Arap şairi diyor ki insan zanneder ki insanı diyor gece ve gündüzün geçmesi sevindirir diyor. Yesurrul mer'a ma zehebel leyali diyor. Gecenin ve gündüzün akışı insanın hoşuna gider. İşte büyüdüm, biraz daha olgunlaştım. Halbuki diyor onların gidişi kendi gidişidir diyor. Doğru. Yani gece ve gündüzle birlikte kendisi de gidiyor. İşte bu gidişimizin farkında olmaya bir fırsat kapısı, bir pencere açıyor. Yani ben bu yaşıma kadar Cenab-ı Hakk'ın beni gönderdiği amaçla tanışabildim mi? Rabbimi tanıyabildim mi? Tanıyabildiysem onun benden istedikleri, emirleri, yasakları doğrultusunda ne derece hassasiyet gösterip bir hayat yaşayabildim? İşte Ramazan'ın son günleri, bu günler de aynen ömrümüz gibi eriyip tükenip gidiyor. Bir dahaki Ramazan'a erişip erişemeyeceğimize, yarına çıkıp çıkamayacağımıza dair herhangi bir
garantimiz, herhangi bir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm bunlar üzerinde tefekkür etme, bizi ilgilendirmeyen, herhangi bir şekilde etki alanımızda olmayan bir sürü işle ilgileniyoruz. Haberlerde işte dünyanın bilmem neresinde ne olmuş. İnsanlar hep bunlarla ömrünü, vaktini, en kıymetli hazinesini geçiriyor. Ama bizim için en önemli şey, benim şahsi olarak bu sayılı ömrümü sonsuz bir hayata tahvil edecek kıymette işler yapabilirsem en önemli şeyi yapmış olurum. Aynen. Bu da başta iman ile ve o imanı ibadetlerle destekleyici salih amellerle hayata geçirilmiş güzel bir kullukla anlam buluyor. İşte bunlar üzerine kafa yormaya bir vesile. Kur'an dedik, Kur'an ayı, Kur'an'ın doğum günü, Peygamber Efendimizin nübüvvetle görev aldığı bir ay, efendim İslam'ın doğduğu bir gece. Yani tüm bunlar üzerine tefekkür etmemiz lazım. Bugün efendim dünyada cahiliye döneminde İnsanlığın boğulduğu o ahlaki buhranlar yaşanıyor. Efendimiz o itikafta olduğu dönemde bunlara çözüm, çare üretme adına bunları dert edinerek kafa yoruyordu. Yani bizler de onun bir ümmeti olarak, Müslümanlar olarak çağımızdaki savaşlar, mülteciler, fakirlik, haksızlık, yolsuzluk, efendim cinayetler, kadına yönelik şiddet vesaire. Yani hayatın her alanına dokunan, hayatın her alanında adeta bir kanayan yara haline gelmiş insani problemler var. Bunlara Efendimiz peygamber olmadan önce de kafa yoruyordu o itikaf dediğimiz mağara hayatında. Daha sonra da Cenab-ı Hakk'ın rehberliğinde getirdiği İslam diniyle onlara reçete sundu. Bizler de onun bir ümmeti olarak, hayra ümmeti olarak yani insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin bir parçası olarak bu insanlık adına Peygamber Efendimizin birer dininin temsilcileri olarak onlara çözüm üretme için. Adına kafa yormak için bu itikaf sürecini değerlendirmemizin önemli olduğunu ifade etmek hocam, isterim. O zaman hocam genelde Ramazan yani özellikle de bu itikaf süreci ve Kadir Gecesi bir anlamda insanın kendi iç sesini dinlemesi ve hayata karşı da manevi bir kapıdan bakabilmesine de sağlayan bir sebep olması gerekir. Yoksa modern hayatın getirmiş olduğu meşgaleler insanı dediğiniz gibi ölüme biraz daha yaklaştırıyor. Belki de ansızın gelebilir. O yüzden insan kendini de dinlemesi gerekiyor. Şimdi Bahattin Hocam bugün hep üzerinde durduk. Kadir Gecesi ile Kur'an-ı Kerim arasında sıkı bir ilişki var. Siz de ona da değindiniz. Peki hocam bir de şunu sormak isterim şimdi. Dedik ya Kur'an-ı Kerim okunmalı, anlamalı, hayata yansıtılmalı diye. Peki hocam Kur'an-ı Kerim nasıl bir birey, nasıl bir toplum istiyor? Onu okuduğumuzda, anladığımızda bizim hayatımızı nasıl şekillendirir, bize ne katar? Kur'an-ı Kerim varoluşun anlamını bildirmiştir. Evet. Kadir, değer, takdir, şeref anlamını taşıyor. Kur'an-ı Kerim gelmeden önce Allah-u Teala'nın son ilahi mesajı Kur'an elbette. İnsanlık değerini kaybetmişti. Kur'an-ı Kerim insanlığa değerini yeniden hatırlattı. Cenab-ı Allah Kur'an'da biz insanı kerim kıldık buyurur. İnsanın eşrefi mahlukat olduğunu bildirir. Evet. Yaratılmışların en şereflisi olduğunu ifade eder. Ve Halifetullah gibi yüce bir makam Cenab-ı Allah insana bahşeder. Dağların, taşların yüklenmekten imtina ettiği bu yüce emaneti, kulluk emanetini insan yüklenmiştir. Evet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti sırrı gereğince biz insanları ancak Allah'a ibadet etmeleri için yarattık. Varoluşun amacını bildiriyor Rabbimiz. İbadet Allah'a kul olmak, Allah'a layık kulluk edebilmek, onun üsve-i hasene dediği, en güzel örnek dediği, alemlere rahmet buyurduğu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da en güzel ümmet olabilmek. Yine bakıyoruz Rabbimiz Mülk Sure-i Cellesi'nde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki hanginiz daha güzel davranışta bulunacak, hanginiz daha güzel amel dünya ve ahireti için ortaya koyacak, bunun için, bunun ortaya çıkması için ölümü ve hayatı yarattı. Evet. Dünya hayatı, akabinde ölüm ve ebedi hayat. Yani biz burada
güzel ameller, davranışlar, iyilik ortaya koyabilmek için yaratıldık. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajı bize bunu ortaya koyuyor. Ya Muhammed, biz bu Kur'an'ı onlar, insanlar onun ayetlerini okusunlar, üzerinde düşünsünler, tedebbür etsinler, tefekkür etsinler diye indirdik. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah için varız. Allah'ı tanımak, bilmek, onun emirlerini yaşayabilmek, insanlığı, güzel insanlık idealini ortaya koyabilmek ve yine bu uğurda Cenab-ı Allah'a kalbi selim ile dönebilmek. Ki o gün ne mal ne evlatlar, çok üzerinde durduğumuz, üzerine düştüğümüz mallarımız, paramız, servetimiz, evlatlarımız, çoluk çocuğumuz fayda vermeyecek. Ancak selim bir kalb ile işte varoluş, yaratılış gayesini idrak etmiş, Rabbini bilen, Kur'an'ın değerini bilen, kendi değerini bilen, anne babasının değerini bilen, peygamberin değerini bilen, komşuluk ilişkilerinde iyiliği değil mi? Güzelliği, fedakarlığı örnek alan, evlatlarına iyi bir anne, iyi bir baba olan, yine anne babasına karşı iyi bir evlat olabilen, iyi bir akrabalık ilişkileri tesis edebilen, işinde, çalışmasında güzel ahlakı temsil eden, işinin, çalışmasının hakkını veren insanlar olabilmek, ki bunları Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Evet. Yani biz sizi boş yere yarattığımızı, bize geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz diyor. Değil mi Kur'an-ı Kerim? Varoluşun, dünyaya gelişin, insanların bir gayesi var, amacı var. O da nedir? İşte en hayırlı ümmet. Aynen. Cenab-ı Allah'ın razı olacağı şey ne? İman, İslam, güzel ahlak. İhsanı emrediyor Cenab-ı Allah. Allah Teala adaleti emrediyor değil mi? Allah muhakkak ki adaleti, ihsanı, ihsan ne? Yararlı işleri, faydalı işleri en güzel şekilde yapmak, ortaya evet. koymak, yaptığımız işlerin hakkını vermek, kötülüğü yeryüzünden kaldırmak, helali benimsemek, haramdan uzak durmak, şüpheli şeylerden de sakınmak, yine Allah Teala yakınlarla, akraba ile ilişkiyi güzel ahlaki değerler üzerine, sadece menfaat üzerine değil, evet. tesis etmek, fenalığı Cenab-ı Allah men ediyor, yasaklıyor, fahşayı, kötü işleri, fuhşiyatı yasak kılıyor, bozgunculuğu yasaklıyor değil mi? Fitneyi, fesadı, şimdi bunlar hepsi var. Ve ıslah ediciler olun diyor Rabbimiz. Yani bizler davranışlarımızda salahı, değil mi? Doğruluğu esas alacağız. İnne sıdkı yehdi ilel bir. Cenab-ı Allah bir iyiliği emrediyor. Yani siz Allah'ın size ihsan ettiği gibi iyi olmayı Cenab-ı Allah iyiliği bizlere emretmiştir. İhsanı öngörmüştür. Bizler de iyi olacağız. İyilik yapacağız. Ve insanlar da bu iyilik halimizle, tavrımızla da en güzel şekilde örnek olacağız. Aynen. Demek ki hocam Ramazan-ı Şerif'te okuduğumuz bu Kur'an-ı Kerim hayatımıza yansıttığımızda bize adalet duygusu olarak, değil mi, başkasının hakkına saygı göstermek olarak, iyiliği yeryüzünde yaymak olarak hep yansıması gerekir. İnşallah Cenab-ı Allah o Kur'an-ı Kerim güzelliklerin hayatını yansıtanlardan eylesin diye duamızı da yapmış olalım. Bir de hocam hani İbn Abbas'a sahabe efendilerimizden birisi gelip de Allah Kur'an-ı Kerim'de inne enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor ama biz onun Hazreti Peygamber'e yazın indiğini, kışın indiğini, gece indiğini, gündüz indiğini de biliyoruz. Peki bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız diye de sorunca İbn Abbas der ki Kadir gecesinde Beytül İzze'ye inmiştir. Oradan da peyderpey yeryüzüne inmiştir diye. Bununla beraber farklı yorumlarda da Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Daha sonra nübüvvet dönemi boyunca da yeryüzüne inmiştir. Peki şimdi Seracettin Hocam, acaba bunun hikmeti ne olabilir? Kur'an-ı Kerim peyderpey böyle inerek nasıl bir toplum var etmiştir? O toplum nasıldı? Kur'an geldikten sonra nasıl bir toplum haline dönüştü? Evet. Şimdi ifade buyurduğunuz gibi Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim inmeye başlıyor. Yani evet. Hicri 610 yılında ta kendi ifadesiyle Refik-i Ala'ya gittiği, onunla buluştuğu, yüce dostla, Cenab-ı Hak'la buluştuğu, Dar-ı Beka'ya irtihal ettiği 632 yılına kadar, yani 23 yıllık bir süre içerisinde peyderpey, tedrici olarak zamana, olaylara, efendim insanların sorularına veya Cenab-ı Hakk'ın
gözettiği bir takım maslahatlara binaen bu 23 yıllık süre içerisinde gerek Mekke'de gerekse Medine'de peyderpey indirilmiştir. Tabi bunlar hangi hikmetlere matuftur diye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 600 küsur sayfa, 6000 küsur ayet. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, aynı şekilde ilahi emir ve yasakların, inançla ilgili bilgilerin kalplere yerleşmesi, dinin sağlam bir temele oturtulması ve bu dinin değer yargılarının toplumda ve bireylerde yavaş yavaş kökleşmesini sağlamak için Cenab-ı Allah tarafından tedrici bir süreç içerisinde indirildiğini söyleyebiliriz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Mekki dediğimiz ayetlerle Medeni dediğimiz yani Medine'de inen ayetlerin birbirinden muhtevaca farklı olduğunu görüyoruz. Yani Mekke'de inen ayetler daha çok icaz yönüyle ön planda. Daha çok Arapların kendilerinin iftihar ettikleri, övündükleri edebiyatla onlara meydan okuyan ama bu arada hem dil yönüyle hem de içerik yönüyle onları tefekküre davet eden, kendi nefislerinde, efendim çevrelerinde, kainat üzerinde düşünmeye, tedebbür etmeye, tezekkür etmeye, tefekkür etmeye yani onları biraz bu yaşadıkları alemin ve kendilerinin farkına vardırmak suretiyle yaratıcılarını buldurmaya davet eden, böylelikle onların gönüllerinde imanı inşa etmeye matuf ayetler olduğunu görüyoruz. Yani Mekke dönemindeki ayetler bu şekilde. Ama Medine'de artık mümin olan, Müslüman olan bir topluma onların sosyal hayatlarını, bireysel birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, muamelata yönelik, hukuka yönelik, hatta ibadetlerin de birçoğunun Medine döneminde nazil olan ayetlerle emredildiğini biliyoruz. Bu şekilde bir hikmetin ve maslahatın gözetildiğini söylememiz mümkün. Peki mümkündür. Seracettin Hocam, bu tedricilik ve peyderpey inme durumu acaba toplumun dönüşümünü böyle daha derinlemesine olmasını da sağlamış mıdır? Tabii ki. Şimdi bakınız ne diyoruz? Cahiliye dönemi diyoruz. Yani evet. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinden önceki o Arabistan Yarımadası'nda yaşayan insanların yaşadığı çağ cahiliye çağı. Yani o insanlar neden bu şekilde nitelendirildiler? Bir defa Allah'ı tanımıyor olmaları veyahut da tanıyorlar ama o saf olması gereken tevhid inancını artık şirke bulaştırmış olmaları sebebiyle bozmuşlar. Evet. Yani tevhid akidesi bozulmuş. Buna bağlı olarak kendi aralarındaki muamelatlarında problemler var. Yani birbirlerine zulmediyorlar, haksız yere cana kıyıyorlar. Hatta kendi öz çocuklarını bile merhametsizce öldürebilecek bir kalp katılığına sahip insanların bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Veya aynı şekilde güçlü olanın zayıf olanı ezdiği, işte faizle, tefecilikle, efendim hırsızlıkla, yağmayla, gaspla toplumda güçlü olanların zayıf olanları ezdiği, mallarını, canlarını aldığı, köleleştirdikleri bir ortam. İşte bu ahlaki dibe vuruşla bu dönem cahiliye dönemi olarak nitelendiriliyor. Peki İslam, hani şöyle bir şey vardır, mesela geçmişe dönük fotoğraflar çekilmiştir, vardır hepimizin evinde, albümlerde. Siyah beyazdır bunlar. İşte İslam'ın adeta gelmesiyle manevi anlamda siyah beyaz olan, yani tüm ilahi mesajın o hayat bahşeden renklerinden mahrum ama o cahiliyenin karanlıklarıyla böyle siyah beyaza bürünmüş o toplumun bir anda nübüvvetin, vahyin renkleriyle bir anda renklendiğini görüyoruz. Hazreti Ömer'in mesela çok haşin, böyle efendim celalli bir insan. Ama İslam'la tanıştıktan sonra adaleti temsil eden bir insan oluyor. Evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz mesela. Hazreti Osman Efendimiz edebiyle zirve bir insan
olarak tanınıyor. Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda tamamını sarf edebilecek bir duruma geliyor. Diğer gamlık, cömertlik duygusuyla ön plana çıkıyor. Evet. Diğer her bir sahabenin hayatı Efendimizin ifade ettiği gibi ashabi kennucum bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisiyle siz yol yürümeye çalışsanız yolunuzu bulursunuz tabiri caizse. Onlardan hangisine tutunsanız hidayete erersiniz buyuruyor. Yani İslam öncesinde birbirlerini haksız yere öldürebilen, mallarına, canlarına, namuslarına taarruzda bulunabilen o insanlar İslam'la birlikte adeta tamamen böyle melekleşmiş bir topluma dönüşüyorlar. Bakın evet. Cahiliye dönemi, cahiliye toplumu Peygamber Efendimizle birlikte asr-ı saadete dönüşüyor. Saadet asrı. İşte böyle bir değişim sağlıyor. Medine-i Fazıl'a ile ütopik bir takım hayal mahsulü devlet toplum modeli inşalarına ilham kaynağı oluyor. Evet. Efendim. Dolayısıyla bunların hepsinin temelinde Kur'an'ın getirmiş olduğu hayat nizamı var. Kur'an'ı özümsemiş, ona göre hayatını yaşamış. İşte Kur'an'ın o tedricilik sürecinde de biz bunu görüyoruz. Evet. Sahabe efendilerimiz vahiy indikçe o ayetleri tabiri caizse böyle bir gıda gibi ruhlarına sindirip bir sonraki ayete geçiyorlardı. Yani bizim de bu konuda almamız gereken dersler var. Sadece metninden okumakla Kur'an'ı okuma görevimizi ifa etmiş olmayız. Onu anlamak da yetmez, yaşamamız da gerekir. Aynen. Evet, onun hayat mesajı olduğunun farkında olmamız. Demek ki hocam o sahabe efendilerimizin hayatındaki o dönüşüm, değişimin inşallah örneklerini bizler de değil mi hayatımıza yansıtmaya evet. çalışmalıyız. Bir anlamda manevi hayata renk getirecek değil mi? Ameller, evet. Cenab-ı Allah hatırda tutacak olan işler yapmaya gayret etmeliyiz ki o dönüşüm bizlerde de olsun. Şimdi Bahattin hocam, şimdi Kadir Gecesi denilince kişi kendini ibadete hasretmek istiyor. Tabii Selahattin Hocam bir şeye vurgu yaptı. Sadece bu geceyi hasretip de öbür gecelerde, öbür günlerde bunlardan bir haber kalmak tabii ki istenen bir durum değil. Ama Cenab-ı Allah o sizin bahsettiğiniz hani eski ümmetlere fazla ömür verilmesi ve bir anlamda bu şekilde mübarek gecelerle de bir eşitliğin, denkliğin sağlanmasına da bir adım atılmış oluyor. Şimdi hocam size de şunu sormak isterim. Böyle bir geceye ulaşsa bir insan veyahut da bu son günlerde ibadet etmek istiyor. Nasıl ibadet etmeli? Bu geceleri nasıl ihya etmesi gerekir? Ve bir de bazen bu gecelerle alakalı özel ibadet şekilleri ortaya konuyor. Sosyal medyada çok da dolaşıyor. Bunların bir dini dayanağı var mıdır? Rabbimiz buyurur ki وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Evet. Sana ölüm gelinceye dek Allah'a ibadete, taate, tesbihata, namaza, her türlü bizi Allah'a yaklaştıracak vesileler bulmaya devam et. Yani bizim ibadetimiz son nefesimize kadar, Cenab-ı Allah'a son nefesimizi verinceye kadar devam eder. Ve biz bu bağlamda her nimetten sorulacağız, sual olunacağız. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ayeti fehvasınca her bizlere bahşettiği Rabbimizin gün, her gece bizim için bir nimettir. Evet. Ve bu nimetleri biz yerli yerince kullanıp kullanmadığımızdan sorumluyuz. Peygamberimiz de der ya, kıyamet günü kişi şu beş şeyden sorulmadan adımını atmayacak. Evet. Nedir? Ömrünü nerede geçirdiği, tükettiği? Gençliğini nerede harcadığı? Cenab-ı Allah'ın verdiği malı nerede kazandı? Malın mülkün sahibi son tahlilde Allah'tır. Bizler emanetiz. Evet. Malını nerede kazandı? Nereye harcadığı? Evet. Ve ilmini nerede, nasıl, ne ilim elde etti? Neler öğrendi? Öğrendikleriyle, bildikleriyle ne amel kıldı? Evet. Yani bu hadis de bize gösteriyor ki bize Rabbimizin tanıdığı zaman gayet mahdut, sınırlı. Günler, gecelerden, işte hafta, aylardan, yıllardan oluşuyor. Ama ne zaman sona ereceğini bilemiyoruz. Evet. Ölüm de ani. Akşam birlikte olduğumuz, konuştuğumuz insanlar bakıyorsunuz sabaha yok aramızda. Bu Ramazan'da belki eriştik, bir dahaki Ramazan'a erişemeyeceğiz. Veya bu Kadir Gecesi'ne eriştik, bir dahaki Kadir Gecesi'ne erişemeyeceğimizi
bilmiyoruz. Onun için bizler bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz. Evet. Yani her zaman, her vakit bizim için fırsattır. Her saat fırsattır. Ve bunlardan biz sorguya tabiyiz. Onun için Rabbimiz nasıl istiyor, değil mi? Nasıl bir kulluk? Kullukta kemal. Evet. Peygamberimiz nasıl bir hayat yaşamış? Kur'an'ın canlı timsali, hayatı, ahlakı, yaşantısı Kur'an olan Peygamber Efendimiz nasıl değerlendirilmiş? Onun gibi biz de değerlendirmeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim insanlığa değerini öğretti diyoruz. Bu gece Kur'an gecesi. Kur'an'a göre kendimizi, hayatımızı bir tanzim edelim. Evet. Bir muhasebe yapalım inşallah bu gece. O zaman evvel emir tefekkür. Tefekkür tabii. Tefekkür, düşünme ki biz bu Kur'an'ı ey Muhammed sana o insanlar ayetleri üzerinde Kur'an'ın düşünsünler, tedebbür ve tefekkür etsinler diye indirdik. Evet. Ki bu Kur'an insanlar için bir şifadır. Müminler için iyi amel işleyen, iyi davranışlar ortaya koyan müminleri işte müjdele diyor. Erişecekleri mükafat, güzellikler evet. için. Onun için Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi Kur'an'a yönelmek suretiyle. Kur'an bizden ne istiyor değil mi? Kur'an değer istiyor. Yani Kur'an bize değer vermiş. Rabbimiz değer vermiş. Biz Kur'an'a değer verebiliyor muyuz hayatımızda? Kur'an'ı okurken diyor Muhammed İkbal'in sözü var. Cebrail aleyhisselam kalbinize yeni inzal ediyor gibi okuyun. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Hı hı. Kur'an-ı Kerim mesela Fatiha ilk suresi açtığımız zaman değil mi? Evet. Fatiha Allah ile insanın diyaloğu, konuşmasıdır. Fatiha'yı böyle bir nazarla okuyalım. Her kıldığımız rekatta Fatiha okumamız gerekiyor biliyorsunuz. Fatiha'yı Rabbimizle o diyalog gibi okursak ne güzel, ne muazzam. Bizler de bundan manevi bir haz elde edeceğiz. Sonra dua edelim inşallah. Evet. Zulüm altındaki kardeşlerimize, mahzun olan insanlara, mahzun gönüllerin sürur bulması için, dertli kardeşlerimizin deva bulması için, yeryüzünde fesadın, fitnenin, savaşın, harbin, darbin, kardeşler arasındaki kavgaların ortadan kalkması için dua edelim, evet. niyaz edelim Rabbimize ve böylece bu geceyi değerlendirelim. Muhasebe yapıp ne kadar Allah'a yakın geçirdim, Allah'a layık geçirdim, ne kadar geçiremedim. Ha bu muhasebe sonuçta bizi niye götürür? İşte evet. gerektiği gibi değerlendiremediysem ömrümü bana bir fırsat tanıdı Rabbim. 83 yıllık bir ömür. Evet. İşte fırsat elimdedir. Onun için tövbe istiğfar edeyim. Arınayım. Gönüllerimizi manevi kirlerden, günah kirlerinden, kötü düşüncelerden temizleyeyim. Ve Rabbimizin huzurunda öylece el pençe divan durup rükûya varalım, secde edelim. Secdeleri bol etmenin, Allah'a niyazda bulunmanın, ellerimizi açmanın, gözyaşlarıyla ona yönelmenin gecesidir bu gece. İnşallah her gecemizde biz kader bilelim. Her Aynen. geceyi kader bilelim. Demek ki hocam o zaman bir kere kişi kendi hayatını, bundan sonraki geleceğini bir tefekkür edip Cenab-ı Allah'ın rızası olsun bir hayat yaşamaya özen göstermesi gerekir. Tabii kaza namazı da bol bol kılması Tabii. gerekir. Geçmişe kaza namazları vardır. Tabii. Bununla beraber sünnetle beraber gelen nafile namazlara da tabii önem gösterebilir. Tabii münhasır bir evet. ibadet şekli yok. Onu sormuştunuz. Aynen. Bu geceye yönelik münhasır özel bir ibadet şekli yok. Ama bunlarla... Yeter ki Allah'a dön. Evet. Rabbine iltica et, sığın, aç ellerini gönülden, sığın Yüce Mevla'ya, Allah'a durumunu arz et. Ya Rabbi kullar senin kulların, günahı çok onların, Rabbi sensin onların. Ey rahmeti bul Allah, Allah'ın rahmetine sığınalım. Bizler de merhametle kuşanıp, öyle merhametle insanlara muamele edelim. Çünkü evet. merhamet insan olmanın gereğidir. Aynen. Şimdi hocam genel olarak bu geceyi nasıl idrak edeceğimize dair Bahattin hocam örnekler de verdi ve güzel bir şekilde de ifade etti. Şimdi hocam ümmetin hanımlarına hani Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir adet günleri var. Tabii Peygamber Efendimiz de o günlerde bazı ibadetlerden onlara muaf olduklarını, bazen de kazalarını yapmaları gerektiğini de ifade etmiş. Şimdi hocam peki hanım kardeşlerimiz bu özel günlerinde Kadir Gecesi'ne denk geldilerse onlar ne yapabilirler bu gecede? Evet. Şimdi bu gecenin değerlendirilmesine yönelik Efendimizin hususi tavsiyeleri var. Evet. Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembih ve men gâme leyletel kadri îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembih. Doğru. Ramazan ayını inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, samimi bir kalple, niyetle orucunu ifa eden kişinin geçmiş günahları affedilir. Aynı şekilde Kadir Gecesi'ni de hakkıyla ihya eden, değerlendiren kişinin de geçmiş günahları affedilir. Şimdi burada genel bir ifade var. Demek ki evet. burada
ister özel günlerinde olsun, isterse efendim normal ibadetlerini yerine getirebilen kardeşlerimiz olsun, hepsine yönelik bu geceyi değerlendirin yönünde bir tavsiye var. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah, ben anlasam ki bu gece Kadir gecesi, ne yapmamı, ne söylememi tavsiye edersin? Efendimiz de buyuruyor ki, şu duayı et diyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Ey Rabbim, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle şeklinde dua etmeyi bol bol yapmamızı istiyor. Tabii bu duayı herkes yapabilir. Yani ister özel durumunda olsun, isterse olmasın. Peki Sıracettin Hocam, başta okuduğunuz hadis-i şerifte genelden de bahsettiniz ya. Özelde de peki hanım kardeşlerimizin o gün oruç tutamıyor olmaları, akşam namaz kılamıyor olmamaları. Peki bu durum bir eksikliğe sebep olur mu? Onların da tabii yapabilecekleri şeyler var. Bu gecede hocamın da ifade ettiği gibi dua edilir, edilebilir. Yani bu herkes için geçerli bir şey. Zikir yapabilirler. Dua ve zikir anlamı taşıyan ayet-i kerimeleri ezberden okuyabilirler. Çünkü Kur'an'ın doğum günü dedik. En çok Kur'an'la iştigal etmemiz, Kur'an'la vakit geçirmemiz lazım. Hatta Kur'an'ın bakınız vahyedildiği ilk ayet nedir? İkra bismi rabbikellezî halak. Yani Alak suresinin ilk ayetinin indiği, yani okumayı emrediyor. Peki neyi okuyacak insan? Eğer okuyabiliyorsa, özel halde değilse, Kur'an'ı bizzat kendisini okuyacak. Kendisini okuyacak, yani bir insan olarak ben neyim? Çünkü bismi rabbikellezî halak diyor. Rabbinin, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Cenab-ı Hakk'ın birer imzası olarak, tekvini ayetler olarak kainata bak diyor. Kendisini, alemi efendim okuması. Yani yapılabilecek pratik şeyler adına şunları da, onları da efendim söyleyeyim. Kelime-i şehadetle meşgul olabilir. Kelime-i tevhidle, istiğfarla salavat-ı şerife getirebilir. Tesbihle, tehlille vakitlerini değerlendirebilir. Yine tefekkür ve sıla-i rahim diyebileceğimiz. Yani akrabalarını arayıp sorma, onları tebrik etme, dualarını alma. Yine aynı şekilde eğer yapabiliyorsa o gece sevapların binlerle çarpıldığı o mübarek gecelerde hayır hasenatta, tasaddukta da bulunabilir. Yani değerlendirmek isteyen kardeşlerimiz ister özel durumlarında olsun, isterse normal durumlarında olsunlar. Onlar için yapabilecekleri çok şeyler var. Allah-u Teala hakkıyla idrak eden kullarından eylesin. İnşallah hocam. Gecelerimizi mübarek eylesin. Amin. Hocam inşallah sizlerin de Kadir Gecesi inşallah mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Allah yapmış olduğunuz ibadetleri de dergâh-ı izzetinde kabul eylesin diyelim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, bu akşam dini gündemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocalarımızla birlikte Kadir Gecesi'nin fazileti ve önemi hakkında konuştuk. Efendim, bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen, Kur'an'da bu şekilde belirtilen bir gece, Cenab-ı Allah hakkıyla idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin diyelim. Efendim, bu gecede birbirimize dua etmeyi de ihmal etmeyelim. Dualarınızla, hocalarımızla birlikte bize de yer verirseniz, bahtiyar olacağımızı da ifade etmek isteriz. Efendim, Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Ümmetin üzerinden, insanlık üzerinden bu yanlışları, bu kötülükleri inşallah bertaraf eylesin diye duamızı da iletelim. Cenab-ı Allah hepimizin yurdunu cennet eylesin. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.